İkinci konu, eset Esed rejiminin Irak içerisinde yapmış olduğu büyük bir insanlık suçu vardır. O da e, etnik temizliktir. Suriye içerisinde. Dikkat ederseniz Doğu Guta olsun, tabii ki Doğu Gutaa ha, olsun, Irak, Halep olsun. Hı. Bu bölgelerde yaşayan insanları İdlib gibi e, veya komşu ülkeler gibi farklı mecralara göç etmek zorunda bıraktılar. Burada belli bölgelerin şiileştirilmesi veya bu bölgelerde yaşayan farklı etnik veya mezhebi kimliğe sahip kitlelerin bölgeden e, itilerek çıkarılması gibi bir politika var. İşte bu bir insanlık suçudur. Dolayısıyla bizim Esad rejimiyle muhatap olmamız veya onun taleplerine kulak kabartmamız mümkün değil. O yüzden şu anki diplomatik kanalların çalışma şekli bence doğru. İkinci konu, e, düzeltiyorum üçüncü konu şu, Suriye'de şu an ee, yeniden yapılandırmayı Gerçekleştiren Ve bölgeye refah getiren tek devlet Türkiye'dir Evet Amerika Rusya veya bir başka devlet Şu ana kadar Suriye'nin herhangi bir yerine refah getirememiştir Şimdi bugün Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu Görüşmenin neticesinde Eğer güvenli bölge talebi Ruslar tarafından Olumlu karşılandıysa bu yeniden yapılandırma faaliyetlerinin Fırat Doğusu'na doğru kayacağını göreceğiz önümüzdeki dönemde. İşte Türkiye'nin kazandığı nokta burası. Peki. Türkiye Hı -hı. şu an Buyurun. Fırat Doğusu'ndaki bu yeniden yapılandırma faaliyetleriyle muhtemelen askeri seçenekleri çok fazla öne çıkartmanın kalpleri fethedecek ve dolayısıyla bu bölgedeki statüyü e, olması gereken haline döndürecek. Buna da dikkat çekmek istiyorum.